Merhabalar herkese. Bugün 9-14 Yamanotlarından bahsedeceğiz. İki tane yeni kostümümüz var. Bunlardan biri Demacia Vice Garen ve diğeri de Demacia Vice Lucian. Bunlar kaç RP olacak henüz daha belli değil. Önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunların yanında kromalar gelecek. Yeni Sihirdar görselleri var. Yeni Death Recap. Yeni bir Death Recap'imiz var. Daha clean, daha smooth. Eskisine nazaran ve bir sürü şampiyon değişiklikleri var. Katarina, Leona yeniden metaya girebilecek duruma gelecek. Ve Malphite'la Wukong değişiklikleri yeniden eklenecek Cycle'a. Daha önce Mordekaiser ve Qiyana için iptal edilmişti. Daha doğrusu Cycle'dan kaldırılmıştı. Şimdi yeniden Cycle'a eklenmek üzere. O zaman kostümlerden, kozmetiklerden başlıyoruz. Demacia Vice Garen şöyle bir tam ekran yapayım, belli olsun. Oldukça havalı, oldukça gösterişli duruyor. Gösterişli olmasa bile şık. Yani Garen'ın o heybetine, görkemine, cazibesine yakışır şekilde şu sol tarafta da Lucian'ı görebiliyorsunuz aynadan zaten. Oyun içi, oyun içi, oyun içi. Oldukça güzel, oldukça renklerini ben çok beğendim. Nedense Vice City oldukça anımsatıyor bana. Renklerden ötürü zaten bir Miami havası var zaten isminden de belli olduğu üzere. Lucian'a baktığımızda bir tane modelinden emin değilim aracın. Aracın üzerinden böyle fiyakalı bir kaput polo veriyor. Bu base gidişi oldukça tatlı ve tüm yeteneklerini beraber görebileceğiniz bir görsel yok gibi. Bu E yeteneği, bu da ulti yeteneği. Madem yetenekle gösterdik, bu W yeteneği bir tane Jin'in gözü gibi böyle uzaktan olabilecek şekilde bir yıldız tozu atıyor. Q yeteneğinin animasyonu oldukça güçlü renklere sahip. Bunun üzerinde muhtemelen oynayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bunlarla beraber 7 tane de kroma gelecek. 7 kromanın, daha doğrusu 14 tane kroma gelecek. Bunların 7'si Garen'a, 7'si de Lucian'a gelecek. Yeni sihirdar simgeleri var, yeni icon'lar var. Bunlar muhtemelen bir kısmı parayla alınacak, diğerleri görevlerle beraber elde edilecektir. Gamer Pro ikonu varmış. Umarım bu IP diyorum, BE üzerinden satışa sunulur çünkü çok tatlı. Almak istiyorum şu an, oldukça tatlı. Demacia Vice World skin de varmış. Henüz asset olarak eklenmiş. Oyun içindeki kullanım videosu muhtemelen bugün eklenecektir. Ve uzun zamandır beklenen Death Recap değişikliği sonunda PBE'ye eklendi. Şu an mevcut olan Death Recap çok hatalı, çok sorun çıkaran bir Death Recap. En basitinden şöyle bir anıyla devam edebilirim. Bundan 2 ya da 3 sezon önce Gragas bana üzerinde Ludon'la beraber E yeteneğini kullanmıştı ve canım azdı ve E yeteneğinin zaten AP gidildiğinde muazzam bir hasarı var. Ve Ludon'la beraber proc olduğunda ölmüştüm. Death Recap'te ise yediğim hasarın %20 ya da 25'inin, yanlış hatırlamıyorsam, Flash'ten, yani Flash bana hasar yapmış gibi gözüküyordu. Böyle saçma bulguları, hataları vardı. Artık daha smooth, daha usturuplu olacak. Son hali olmamakla beraber, yani bizi bekleyen Death Recap hemen hemen şuna benziyor. Aldığınız, daha doğrusu üzerinizde kill katkısı olan ilk 3 kişiyi ya da en iyi 3 kişiyi katleden de dahil bu şekilde Death Recap'te gösterecek. Kırmızı zaten fiziksel, mavi ise sihir hasar, büyü hasar olarak gösterilecek. Ortada zaten fight'ın süresi yazıyor, 21,46 saniye ve bu 1-0-0, 0-0-1, 0-0-1 de muhtemelen 1 olan sizin celladınız, diğerleri ise en iyi ya da sıraya giren assistlar.
Aslında şuradan şöyle göstersem daha büyük. Burada böyle. Yasuo'nun yaptığı düz vuruştan yediğiniz hasarı gösteriyor. Zaten normalde de gösteriyordu. Fakat çok hatalı, çok saçma bulgularla süslediği için Death Recap kendini tam net bir bilgi sahibi olamıyordunuz Death Recap hakkında şimdiki oyunda. Örneğin E yeteneği size 53 vurmuş. Bu soru işaretine ben de bilmiyorum. Ultisi zannedersem 200 vurmuş. Kolyeyi ya da madalyonu bilmiyorum. Q yeteneği 258 vurmuş ve düz vuruşları 3000 vurmuş Yasuo'nun. Aynı şekilde bu bulguları diğer şampiyonlar için de uygulayabilirsiniz. Örneğin işte Vel'Koz'un pasifi zannedersem bu yanlış değilsem 1515 vururken Q yeteneği 756 vurmuş. Düz vuruşları ise 274 vurmuş gibi. Tabi üzerinde daha değiştirilecek, daha üzerinde oynanacak bu Death Recap'in bu haliyle gelecek diye bir şey yok. Güzel bir özellik daha var. Yediğiniz hasarın yüzde oranı dahi gösteriliyor. Yani örneğin bu 3 kişilik skor tablosunda 3 kişinin yaptığı katkıda %56'sı fiziksel hasar almışsınız siz Yasuo'dan. %28'i Yasuo'da dahil olmak üzere AP ve True Damage da almışsınız %16 ve yediğiniz daha doğrusu aldığınız CC süresi de 4 saniye boyunca CC'ye maruz kalmışsınız. Bu Yasuo'nun havaya kaldırması olabilir, Vel'Koz'un sizi slowlatması, ulti ile slowlatması ya da Q ile E yeteneğiyle havaya kaldırması olabilir gibi gibi gibi. Yani yediğiniz CC süresini de artık Death Recap'te görebileceksiniz ve başlıyoruz şampiyon değişikliklerine. Bir sürü değişiklik var. Ben bu kadar çok değişiklik beklemiyordum. Sezon ortası değişikliği gibi, sezon ortası değişikliği gibi düşünülebilir. Fakat aslında bu tarz değişiklikler sezon ligler daha doğrusu yaz mevsimleri Summer Split'ler başlamadan önce gerçekleştirilirdi. Fakat bu sezon ortası değişikliğinden ziyade biraz böyle pre-season değişikliği gibi. Ne demek istediğimi birkaç dakika sonra anlayacaksınız. Ahri E yeteneği. Evvelden E yeteneğini atıyordunuz ve E yeteneği öyle bitiyordu. Rakibe vuruyordu ya da ıska oluyordu. Artık E yeteneği iptal edebileceksiniz dash kısmında. Ve hasarda pardon bonus hasarının süresi 5'ten de 3 saniyeye düşürülmüş. Akali'den bir önceki videoda bahsetmiştim. Kontekst değişiklikler vardı. Bu değişiklikler nasıl hangi Yama'ya gelecek, ne zaman gelecek, bu değişiklikler nelerdi, onlardan bahsetmiştim. Onlardan herhangi bir değişiklik olmadan bu değişiklikler 9-14 cycle'ına eklendi. Bakalım Akali'yi durdurmaya, zapt etmeye yetecek mi bu değişiklikler. Ve Blitzcrank değişikliklerimiz de var. W yeteneği ve ulti yeteneği. Ulti yeteneğinin ismi değişti. Static Field'dan Hardwire oldu. Şimdi W yeteneğinden gidiyoruz. Hareket hızı düşürülmüş 70 75 80 85 90'dan 20 25 30 35 40 olmuş. Süresi 4 saniye 5 saniyeden 4 saniye düşürülmüş ve yavaşlatma etkisi yani yeteneğin bitimindeki yavaşlatma etkisi kaldırıldı. Fakat bunun yerine 2 tane yeni mekanik eklendi. Artık sizin W'nuzda 3 tane istek olacak, 3 tane yük olacak. Bunları skip edersek şu an artık 20, 25, 30, 35 ve %40'lık bir hareket hızı bonusunuz olacak ve bunlar sadece birer yük başına. Yani siz 3. seviyede, W'nuz 3. seviyedeyken %30 hareket hızınız olacak ve siteniz olduğu için de ilk kullanımdan sonra 2 defa daha kullanabileceksiniz W'nuzu. Yani eski haliyle %240 hareket hızınız olacaktı. Şimdi artık 3. seviyede %90 hareket hızınız olacak. Bu hareket hızı düşüklüğü bu hareket hızını dengelemek için. Fakat artık şöyle bir şey var. Kullandığınız yük kadar yani yük kullandıktan sonra üzerinizde stack olacak. Ve yük başına stack başına 1 saniye kadar root yiyeceksiniz. Yani Blitzcrank isterse kendini Morgana Q gibi rootlayabilecek yerine sabitleyebilecek.
oldukça enteresan ve dikkatli kullanılması gereken bir mekanik haline dönüştü artık W yeteneği. Ulti yeteneği bahsettim, ismi değişti. Artık iki tane yeni özelliği var. Bunlardan ilki Irelia gibi rakiplerin kalkanlarını artık egale edebiliyor. Rakiplerin kalkanlarını artık hiçe sayıyor. Yani Draven var. Draven'ı kendinize çektiniz fakat Janna ya da Lulu son anda bir shield attı Draven'ın üzerine. Siz ulti kullandığınız zaman Draven'ın üzerindeki kalkan etkisini, yani kalkan hiçe sayılacak, kalkan egale edilecek ve pure damage yapabileceksiniz. İkinci bir özellik ise Blitzcrank ulti yeteneği artık Blitzcrank'in üzerindeki hareket hızı kısıtlamalarını hiçe sayacak, onları da kaldıracak. Bu ulti değişikliği bakalım önümüzdeki günlerde birkaç değişiklik alacak mı? Bence alacak. Cassiopeia'ya geçiyoruz. Konuşamadım. W yeteneği minimum range'i düşürülmüş. 500'den 100'e düşürülmüş. Oldukça büyük bir nerf. Bekleme süresi yükseltilmiş. 18, 17,5, 17, 16,5, 16'dan 20. Oo, bayağı bir nerf. Çok çok deli bir nerf. 24, 21, 18, 15 ve 12 saniye yükseltilmiş. Yavaşlatması da düşülmüş. 40, 50, 60, 70, 80'den 20, 30, 40, 50, 60 olmuş. Cassio'nun W'su bitmiş hemen hemen. E yeteneğinden aldığı iyileştirmeyi değişmiş. Ne olmuş? Seviye odaklıyken artık yüzde halinde iyileştirme mevcut. %13, %16, %19, %22 ve %25 AP üzerinden iyileştirme olacak. Yeni bir efekti varmış. Minyon ve küçük canavarlar üzerinde %20 daha efektif olacakmış. Jungle Cassiopeia diye şuraya bir üst tab, yeni bir tab açayım. Tabi saçma olur biraz early'si W'dan. Aslında uygulanabilir. Evet, neden olmasın şimdi? Kendimle çeliştim. Lol. Kostu da değişmiş. Tüm seviyelerde 40, 45, 50, 55, 60'tan tüm seviyelerde 50'ye çekilmiş. Fizz pasif değişikliği ne olmuş? Hasar indirgemesi değişmiş. Bütün basic ataklar dışında artık bütün dış kaynaklardan yüzde artık bütün dış kaynaklardan indirgenmiş, daha az hasar alacak. Hasar değişikliği de şöyle 4, 6, 8, 10, 12, 14 seviye başına tabii scale oluyor. Artık her %1 AP için, pardon, 5 artı 100, her %AP, her 100 AP için 1 olacak şekilde maksimum %50 reduction olacakmış. Karma W yeteneği artık rakipleri true sight edecek. Yani rakipleri görünür kırılacak. Örneğin siz rakibe W attınız, rakip Bush'a girdi ama Bush'un neresinde, çalının neresinde göremiyorsunuz haliyle artık bunu görebileceksiniz. Buna benzer birkaç mekanik başka şampiyonlarda eklendi. Katarina ultisindeki iyileştirme düşürme, iyileştirme indirgeme %40'dan %60'a çekil %60'a yükseltildi. Çekilme değil bu. Erken oyun şampiyonlarında havuz darlığı çekenlere Katarina yeni bir opsiyon olacak. Kled'in de yeniden metaya girmesini bekliyorum. Özellikle bu Q değişikliği sonrası Q kullandıktan sonra rakibin iyileştirmesini evet rakibin iyileşmesini 5 saniyeliğine %60 indirgiyor. Bu bütün iyileştirmeleri kapsıyor bu arada. Yani Spirit Vision iyileştirmesi, Soraka'nın iyileştirmesi, ne bileyim Janna'nın, Lulu'nun iyileştirmesi gibi. Bütün iyileştirmeleri 5 saniyeliğine %60 düşürüyor. Bu büyük bir değişiklik. Az önceki Karma W değişikliği, daha doğrusu iyileştirmesi, Quality of Life LeBlanc için de geçerli. Artık E yeteneğini kullandığında rakibe takımına True Sight kazandıracak rakibi üzerinde. Leona'da değişiklikleri bir hayli enteresan. Çünkü daha önce
Şöyleydi, ulti kullandıktan sonra düz vuruşlarınız daha empowered oluyordu. Bu saçma özelliği sonunda kaldırdılar. Çok memnunum, çok müteşekkirim bu saçma özelliği kaldırdıkları için. Artık W'sunda yeni bir mekaniği var. W'yu aktif ettikten sonra gelen hasar 8, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde indirgeme kazanacaksınız. Fakat bunun yanında Leona'nın bir şeylerden feragat etmesi gerekmiş herhalde. Armor ve MR değerleri düşürülmüş. Armor'u 25, 35, 45, 55, 60'tan 20, 20, 25, 30, 35, 40'a çekilirken MR'ı 20, 30, 40, 50, 60'tan 20, 25, 30, 35, 40'a çekilmiş, sabitlenmiş durumda. Uzun zamandır Lux'ın nasıl balans dengelemelerinden kurtulduğunu, nasıl bunu bu rotayı skip ettiğini merak ediyorduk. Sonunda Lux'ın daha doğrusu defansif yönüne daha çok bir nerf geldi. Bunda tek suçlusu, tek sorumlusu aslında Sivir Lux bot lane'inin oldukça revaçta olması. Şimdi W yeteneği evvelden zaten bir kere rakibi kalkanıyordu, daha doğrusu bir skill shot gibiydi. Sadece o hat doğrultusunda kalkan gidiyordu ve öndeki tüm dost şampiyonlara kalkan veriyordu. Ondan sonra bundan 2 sene önce bir rework diyorum, bir değişiklik aldı. Çift yönlü oldu. Ultisi diyorum, pasifi. Giriş ve geliş yönünde artık tüm dostlara kalkan veriyordu. Bu özellik kaldırıldı nihayet nihayet. Artık sadece tek yönlü bir kalkan mekanizması oldu. Lux'ın W'su. Kalkan oranı ise yükseltilmiş. Okumak zorundayım ama. 50, 65, 80, 95, 100 artı 120 AP'den 50, 70, 90, 110, 130, %30 AP olmuş. Ve kalkan süresi de 3 saniyeden 2,5 saniyeye çekilmiş. Ve ultisindeki diğer bir güzel mekanik ise, diğer bir güzel değişiklik ise reset yeteneğinin kaldırılması. Evvelden böyle bir özellik yoktu. Zaten daha çok Aram'da işine yarıyordu Lux'ın. Reset mekaniğinin kaldırılması. Bekleme süresi düşürüldü. Bunun yanında tabii bekleme süresi düşürüldü. 80-65 60'tan 80-60-40 oldu. AP ratio'su yükseltildi. 75-80-175'ten %80 oldu. Yani artık daha sık kullanamayacaksınız ama kullandığınızda da daha baba gibi hasar verebileceksiniz. %80 AP. Malphite videonun başına bahsetmiştim. Karttan gidebilirsiniz. Morgana'nın ultisi de artık rakibe, takımınıza daha doğrusu True Sight kazandıracak. Ve Poppy'nin ben özellikle bot lane'de oynanmasını öngörüyorum. Yeni bir mekaniği var artık W'su üzerinde. Artık Poppy bir hareketi engellediğinde W'sunun mekaniğini biliyorsunuz zaten. İçeri kalkanın içine, daha doğrusu alanın içine ya da içinden dışarıya rakipler herhangi bir şekilde flash, dash tarzı atraksiyonlarda bulunamıyor. Artık Poppy bu tarz bir hareketi engellediğinde rakibi grounded yapıyor. Yani Kassio'nun W'su, Singed'in W'su gibi ve rakipler 2 saniyeliğine %25 yavaşlıyor. Bu oldukça oyun değiştiren bir yetenek. Özellikle erken oyunda rakibin işte uçarı kaçarı bir şampiyon olmasını fırsat bilip ya da flash olduğunu fırsat bilip bunu kullanıp çok rahat kill avantajı elde edebileceksiniz artık. Bunun da süresi kalkan duration muhtemelen 2,5 saniyeden 2'ye çekilmiş. Hareket hızı artışı %30'dan %35'e çekilmiş, yükseltilmiş daha doğrusu. Bekleme süresi de 24, 22, 20, 18, 16'dan 24, 21, 18, 15, 12 olmuş. Ve Pyke E yeteneği sadece ufak bir hatırlatma gibisinden bir şey eklenmiş ve Pyke değişikliği de şimdi ultisinde olacak. Hasarı değiştirildi evvela. Artık hasarı
seviye başına değil de daha doğrusu seviye başına fakat artık sadece ultinin seviyesi. Başına 250, 350, 440 ve %200 AD artı %200 lethality olacak şekilde tamamen bir alın size AD Pyke oynayın rakibi kesin biçin demişler. Ve artık öldüremeyeceği rakiplere %50 hasar vuracak. Yani o markın olmadığı hedeflere sadece artık %50 hasar verebileceksiniz. Ve artık your cut pasifini yani o gold share'ını da hem kendini hem de en iyi asist yapan yani most recent assister'dan ben onu anlıyorum. En çok yani asiste skorda katkısı en çok olan şampiyonla beraber paylaşacak evvelden herkese paylaşıyordu. Ve şöyle de güzel bir indicator var. Artık tekrardan kullanılabileceğinde yetenek yani bir rakibi siz ultinizle beraber kestikten sonra yeniden kullanabiliyorsunuz. Bu şampiyonun health bar'ın yanında bir simgeyle bir ifadeyle kendini belli edebilecek yeniden Pyke ultisini kullanabilirdi. Özellikle rakipler için daha avoidable değil de daha Pyke'a karşı tutarlı olmalarını sağlayacaktır. En azından Pyke skor aldıktan birkaç saniye sonrası için. Renekton'un W yeteneği ne olmuş? Ve artık Renekton da rakibin kalkanlarını hiçe sayıyor. Öfkeyle beraber kullanıldığında rakibin kalkanını hiçe sayıyor. Ryze değişikliği yok aslında bunlar sadece bug varmış. Bug değişiklikleri yani buglar düzeltilmiş ve anlatmayı en çok beklediğim bir diğer şampiyon Swain. Swain top lane'de oynandı, bot lane'de oynandı, kaotik metada fakat daha çok biz Swain'i mid lane'de gördük. Mid lane'de daha istikrarlı matchup'ları vardı. Zaten Swain değişiklikleri bundan 2 hafta önce paylaşılmıştı. Yani paylaşılma değil de konteks şeklinde yapmak istenilen değişiklikler paylaşılmıştı. Şimdi pasifinden başlıyoruz. Artık 5 tane soul fragment store etme özelliği kaldırıldı. Daha doğrusu o özellik şuna değiştirildi. Swain artık Soul Fragment tuttuğu zaman 5 maksimum HP kazanacak. Yani her Soul Fragment aldığında siz rakipten her bir Soul Fragment çaldığınızda diyelim 5 tane can kazanacaksınız kalıcı şekilde. Pardon. Ve Soul Fragment başına da artık evet ve Soul Fragment başına da artık 4-5,5 daha doğrusu %4, %5,5 ve %7 Swain'in manasını, mevcut manasını, sahip olduğu manasını yenileyecek. Q yeteneği artık bir rakibi katlettiğinde, bir birimi katlettiğinde %3 maksimum mana yenilemeyecek. Onun yerine şöyle uzun zamandır olmasını istediğim bir özellik var. Artık boltlar Swain'in Q yeteneği birimler içinden geçip girecek. Yani evvelden nasıldı? Jinx W gibi düşünün. İlk vurduğu hedefte patlıyordu. Varus Q gibi değildi. Artık Varus Q gibi olacak. Aynı hat doğrultusunda önünde bulunan tüm minyonlar içinden geçip gidecek. Bunun bekleme süresi tabii ki yükseltildi. Böylesine güçlü, böylesine wave clear olan bir özellik olduğu için, yetenek olduğu için 7.5, 6.25, 5, 3.75 ve 2.5'tan 7, 7.5, 6, 4.5 ve 3 saniye olacak şekilde yetenek dengelendi. Efektin yarı çapı 725'ten 625'e çekildi. Şuradan muhtemelen şuraya kadar bir şey olacak yanlış hesaplamadıysam. Ve açısı da 8'den 10'a yükseltildi. Boltlar arasındaki açı. Ultisine geçtik şimdi.
Zaten başka değişiklik yapılmak istenmiyordu. Sadece bu temel yeteneği, temel kit sayılır çünkü. Q yeteneği. Ultisinin kullanımındaki... Of, susadım. Ultisinin ilk halinde kullanım, daha doğrusu ultisinin R1 aksiyonu için gerekli olan Health Threshold'u, yani Soul Fragment olayı kaldırıldı. Artık şöyle, ultisi aktifken her Soul Fragment başına 5 tane can kazanacak. Minyon ve canavar hasarıydı bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya bakayım. Pardon, niye Q yeteneğine bakıyorum ki? Minyon ve tamam, zannedersem şöyle, minyon ve canavarların karşı koyması, ultiye karşı koyması yükseltilmiş %80'den %90 olmuş. Artık Swain görünmez olan şampiyonlardan da, görünmez olan birimlerden de, işte Q atan bir Shaco, W atan bir Wukong ya da Teemo'nun pasifi gibi, bu şampiyonlardan da, görünmez haldeki şampiyonlardan da Drain alabilecek. Ve artık bu zannedersem R2 olması lazım şuradaki. Ve artık R2 herhangi bir şampiyondan drain gerçekleştirildikten sonra kullanılabilecek. Ve Demon Flayer R2, yani R2 yeteneği. Fragment başına verdiği hasar kaldırılmış. Artık Demon Flayer, yani R2, Swain'in yaptığı iyileşme, daha doğrusu Swain'in yaptığı sömürü, emme, drain'le doğru orantılı olacak şekilde hasar verecek. Yani siz ne kadar çok drain ederseniz şampiyonları, o kadar çok hasar vereceksiniz ve bu hasarın cap'i de 200, 300, 400 ve %1 AP olacak şekilde. Ve bir diğer değişiklik ise Tahm Kench'e geliyor. Tahm Kench'in pasif Q, W ve E yetenekleri yeniden elden geçirildi. Tam bir top lane olmuştu, fakat biz daha çok liglerde, özellikle bizim lokal ligimizde support olarak gördük, destek rolünde gördük. Fakat bu değişikliklerden sonra daha agresif oynanmaya başlanacağını ben öngörebiliyorum. Pasifinden gelen stack başına uyguladığı bonus büyü hasarı kaldırıldı. Pasiften gelen stack başına, pardon, aynı şeyi söyledim. Stack başına uygulanan bonus büyü hasarları kaldırıldı. Bunun yerine sadece artık Tahm Kench'in maksimum canının %1'i değil, artık maksimum canının %2,5 kadar hasar verecek rakiplere. Q yeteneği bekleme süresi yükseltildi. 8, 7, 6, 5, 4'ten 8, 7,5, 7, 6,5 ve 6'yı yükseltildi. Şöyle yeni bir özelliği var. Evvelden nasıl siz rakibe 3 tane pasif yük bıraktınız, pasifinizden gelen yük bıraktınız, Q attınız, stunladınız ve hemen W ile beraber hop ham yapabiliyordunuz, mideye indirebiliyordunuz. Artık öyle değil. Q ile beraber, daha doğrusu 3 stekli bir birime, bir rakibe, siz Q ile beraber stun yaptığınızda bütün pasif etkilerinizi, bütün pasif yüklerinizi kaybedeceksiniz. Yani bundan sonra W mu Q mu daha dikkatli kullanmak gerekecek. Yavaşlatma oranı düşürülmüş, 50-55, 60-65, 70 70'ten bu muhtemelen 30 olacak. 30, 35, 40, 45 %50'ye çekilmiş. Yavaşlatma süresi yükseltilmiş 2 saniyeden 3 saniyeye. Stun süresi de yükseltilmiş 1,5 saniyeden 2 saniyeye. Artık near side olan rakipleri ham yapamayacaksınız ve ham yapılan rakipler çıktıktan sonra 2,025 saniyeliğine stunlanmayacak. Bunun yerine artık yeni bir mekanik var. Söylemem gerek artık.
Tahm Kench Orman oynayabilecek kıvamda. Çünkü artık Blue ve Red Buff'a W kullanabileceksiniz. Bir diğer Tahm Kench Orman oynamasını efektif kılacak, sağlıklı kılacak bir değişiklik ise E yeteneğine geliyor. Şöyle E yeteneğinin store ettiği Grey Health düşürülmüş 80-85, 90-95, %100'den 50-52.5, 55-57.5 ve %60 olacak şekilde dengelendi. Fakat Grey Health'ten elde edeceği bütün iyileştirmeler %100'e çekildi. Bekleme süresi de değiştirildi. 6 saniyeden 11, 9, 7, 5 ve 3 saniye çekildi. Late game'de muazzam bir şıbalak E yeteneğinizi kullanabileceksiniz. Ve artık E yeteneğinin bekleme süresi üzerindeki kalkan, yani Grey Shield kalkanı bittikten sonra, expire olduktan sonra devreye girecek. Wukong'dan da bahsetmiştik daha önce ve 914 Yamanotlarını şimdilik bitirmiş bulunuyoruz. Swain değişikliği, Tahm Kench değişikliği, bakalım daha ne kadar çok değişecek, daha ne kadar çok üzerinde oynanılacak, kurcalanacak. Başka yeni şampiyonlar da eklenecek mi bu rotaya, rotasyona, hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.